Merhabalar. Bugün size migrenden korunmak için ya da migrene destek olmak için herhangi bir bitkiden faydalanabilir miyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Migren deyince aklıma gelen birkaç bitki var aslında. Ama ilk aklıma gelen ve hepinizin de çok kolay edinebileceğini düşündüğüm mente piperita, yani tıbbi nane uçucu yağı. Ve aynı şekilde tıbbi nanenin kuru yapraklarından da faydalanabiliriz. Yani hem çay gibi kullanabiliriz hem de bu uçucu yağı başka sabit yağlar içerisinde seyrelterek masaj yağı olarak kullanabiliriz. İkinci aklıma gelen Melisa'dır. Melisa oğul otu, Melisa officinalis. Bunun gerçekten orijinal olduğunu, gerçekten tıbbi bitki olduğundan emin olmamız lazım. Tabii ki tüm fitoterapik bitkiler için bu geçerli. Aldığımız bitkinin gerçekten tedavi edici etkinliği olabilmesi için gerçek bir bitki edindiğimizden emin olmamız lazım. Bunun için de mümkünse eczacımıza danışmamız lazım veya hangi koşullarda nasıl üretildiğinden emin olmamız gerekiyor. Melisa officinalis'i de aynı şekilde kuru yapraklarını çay şeklinde demleyerek kullanabileceğimiz gibi uçucu yağı masaj yağı olarak kullanabiliriz. Üçüncü olarak aklıma gelen de Rosmarinus officinalis dediğimiz biberiye uçucu yağı ve yine biberiye yaprakları. Bunları da yine çay gibi demleyebiliriz ve uçucu yağından faydalanabiliriz. Nasıl bir karışım yapabiliriz? Çay olarak kullanacaksak eğer bu bitkileri birkaç çay kaşığı kuru yaprakları alıyoruz ve üzerine kaynamış suyu ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz. Yalnız kaynatmadan 10 dakika infüzyon demleme şekli dediğimiz şekilde demliyoruz. Sonra süzüp tercihen bir dilim limonla kullanabilirsiniz. Eğer uçucu yağlar varsa elinizde ve bunlardan faydalanmak istiyorsanız, migren için bir masaj yağı hazırlamak istiyorsanız size önerim evde varsa tatlı badem yağı, hiç yoksa zeytin yağının içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığına 3-4 damla uçucu yağı olacak şekilde karıştırıyorsunuz ve günde birkaç kez masaj yaparak kullanabilirsiniz. Şakaklara masaj yapabiliriz, el bileklerine masaj yapabiliriz ve bunu migren atağı olduğunda mümkünse rolon bir şişeye koyup elinizin altında kullanabilirsiniz. Yine başka bir önerim şu olabilir. Kuru naneyi kuru peçeteye birkaç damla damlattıktan sonra inhale edebilirsiniz. Yani burun yoluyla koklayabiliriz. Ya da çok geleneksel bir yöntemimiz var. Başımızı havlu kapatıp sıcak su buharından faydalanabiliriz. Tüm saydığım uçucu yağlardan faydalanabiliriz. Hepimize sağlık, neşe, şifa dolu günler diliyorum.